TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Erdoğan'ın Moğol Stratejisi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli bir karar verdi. Bankaya para yatırmanın, bir okulda çalışmanın, sendikaya üye olmanın, baylok kullanmanın suç olamayacağına, bunlarla insanların hapse atılamayacağına hükmetti. AİHM Büyük Dairesi'nin Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 11. maddelerini ihlal ettiğine dair verdiği karar kesin ve nihai. 1950 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni esas alıyor. Mahkeme bu sözleşmeye ve ek protokollere göre karar veriyor. Yalçınkaya kararında ihlal edildiği ifade edilen 6. madde, adil yargılanma hakkını düzenliyor. Dünyada insan hakları konusunda en etkili uluslararası mahkeme, Türkiye'de adil yargılanma hakkının sistematik şekilde ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. 7. maddenin dikkate alınmadığına dair kararı 16'ya 1 olarak verdi. Bu durum Türkiye adına utanç verici, onur kırıcı. Erdoğan Türkiye'sinin kabile devletinden beter kanunsuz suç uydurduğunu, vatandaşlarını kitleler halinde cezalandırdığını belirtiyor. Erdoğan'ın yargıçları yasalara göre kurulmuş okulda öğretmen olmayı, legal bankaya para yatırmayı, anayasal örgütlenme hakkı gereği sendikaya üye olmayı terör suçu kabul ediyor. Kanunsuz, keyfi suçlamalarla 2 milyon 200 bin kişi hakkında soruşturma açılıyor. Yüz binlerce insan cezalandırılıyor. AİHM son kararıyla Türkiye yargısına "Kararlarınız çöp, yargıçlarınız bağımlı ve taraflı, yargılamaların hukuk devletiyle hatta kanun devletiyle ilgisi yok" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün mahkemelerini ve kurumlarını bağlayan karar, doğal olarak yargı mağdurlarında heyecan oluşturdu. Karar ses getirmeye başlamıştı ki Erdoğan ve bakanı kararı uygulamayacaklarını ifade ettiler. Kuvvetler ayrılığını bitirip yargıyı teslim alan, keyfi suç uyduran iktidarın bu pervasızlığını biraz da kendini muhalif tanımlayanların duruşunda, sessizliğinde aramak gerekiyor. Karar sonrası yarım ağız konuşmalar, amalı fakatlı açıklamalar, siyasi liderlerin üç maymunu oynaması belli ki Erdoğan'ı cesaretlendirdi. Erdoğan tanımıyorum dese de ortada kapı gibi bir karar var. Uzun vadede bu karar mutlaka etkili olacak ve işe yarayacaktır. İktidarın yargı üzerindeki mutlak hakimiyeti devam ettiği için bu sözleri müteakip cesur yargıçların çıkmasını beklemek iyimserlik olur. Lakin er veya geç kararın etkisi görülecektir. Erdoğan'a rağmen militan olmayan yargıçlar inisiyatif kullanacak, kararlarını esneteceklerdir. Aslında Türkiye bu kararla 10 yıldır sürdürülen zulüm ve adaletsizlik çıkmazından kurtulma fırsatını yakalamıştı. Topyekün ve güçlü ses verilse, hukuka dönüşe dair olumlu atmosfer doğabilirdi. Erdoğan istemese de ağırdan alınsa da mahkemeler kararı uygulamak zorunda kalırdı. Ama kamuoyundaki suskunluk, siyasetçilerin kararı gündem yapmamaları nedeniyle Erdoğan AİHM kararına yeni operasyonlarla cevap verdi. En ilkel hukuk sistemlerinde bile bulunmayan mağdurlara yardım ediyorlar diyerek ilave tutuklamalar yaptırdı. 6 çocuklu, 5'iz kardeşlerin olduğu bir ailede hem anneyi hem babayı tutuklatarak yürekleri dağladı. Erdoğan kendince kamuoyuna, yargıçlara, itiraz edenlere AİHM'e gözdağı verdi. Dünse kanser tedavisi gören, annesi hapiste olduğu için uzun süre anne hasretiyle yaşayan Yusuf Kerim'in vefat ettiğini öğrendik. Pek çoğumuz bunca zulüm, duyarsızlık, vicdansızlık karşısında kopsun kıyamet, yıkılsın bu dünya diye feryat ettik. Çarşıda gördüğüm bir dost, şu şehrin meydanına çıkıp Erdoğan'la ilgili ağzıma gelen bütün küfürleri saymak istiyorum. Bunca zulmü, eziyeti bir insan evladı nasıl yapabilir anlayamıyorum. Sen anlayabiliyor musun?
dedi bana. Ben de bunun bir vicdansızlık, merhametsizlik olduğu kadar bir Moğol stratejisi olduğunu söyledim. Moğollar sayıca çok kalabalık olmamalarına rağmen yaydıkları korku atmosferi ve tedhişle dünyayı işgal ettiler. Teslim olan ülkelere, halklara vergi salmakla yetinirken savaşan kentlerde taş üstünde taş bırakmadı, halkları akla gelmedik tedhiş yöntemleriyle çoluk çocuk, yaşlı genç demeden kitleler halinde öldürdüler. Bu vahşet kendi içinde bir stratejiyi, mantığı barındırıyor. Diğer halklara mesaj özelliği taşıyordu. Aslında ya bize teslim olursunuz veya sizi aklınıza gelmeyecek vahşi yöntemlerle öldürürüz, yok ederiz diyorlardı. Nitekim başka şehirlerin başına gelenleri görenler direnmeyi bırakıp tabi olmayı seçiyordu. Bu yöntemle Moğollar pek çok ülkeyi, halkı kolayca hakimiyet altına alıyordu. Erdoğan bebekli kadınlara, yaşlılara, sıbyanlara vicdanların kabul etmeyeceği şekilde zulmederek aslında toplumun genelinde korku ve tedhiş ortamı oluşturup herkesin teslim olmasını hedefliyor. Bunu kinin yanında Moğollar gibi bir strateji gereği yapıyor. Görüldüğü üzere başarılı da oluyor. Bu stratejiyi şeytanlaştırıp topluma hedef gösterdiği hizmet mensupları üzerinden icra ediyor. Ülkedeki bölünmüşlüğü, kısır mahalleciliği stratejisi için ustaca kullanıyor. Bunun adı literatürde devlet terörüdür. Devletin tepesine çökmüş bir grup mafyatik harami, masum insanlara zulmederek, akla ziyan işkenceler yaparak halka gözdağı veriyor, teslim olmaya zorluyor. Rejimin kurulmasında Erdoğan'a yeni kapıda tam destek veren muhalefetse suskunlukla hala bu stratejinin parçası olmayı sürdürüyor, diyor Mahmut Akpınar, TR724'deki köşesinde.